Sayın ve saygıdeğer muhteşem değerli izleyici, hoş geldin. Victoria 3 macerası Devlet Aliye'yi Osmaniye ile 8. bölüme geldi. Efendim, yani kanun meselesinde çok zorlanmaya başladık. Rahat rahat takır takır geçiriyorduk kanunları. Aslında ülkede şu an at koşturacak konuma geldik ama kanun geçirmekte zorlanıyoruz. Meşruluğumuz da biraz düştü. Partiler arası ayrılma oldu. İhtilaf oldu. Şimdi hükümete taşımamız gereken gruplar var. Bunları taşımazsanız yeni hükümet kuramıyorsunuz. Kurarsak, onu yaparsak bu sefer Sünni ulema öfkeli olduğu için problem yaratıyor. Onu kısa vadede memnun edebilecek bir şey var mı dersen, o da yok. Yani nerede benim desteklemeyeceğim bir kanun var, ona ilgi duyuyor. Aslında taktik yapabilirsin. Yalandan onun desteklediği bir kanunu başlatıp sonra geri adım atabilirsin. İktidarı taşıdıktan sonra bunu yapabilirsin. Bu da bir seçenek. Ama müdahalecilik kanunu iptal etmem lazım bu sefer. 168 gün, 113 gün. Sizce 113 günde bu kanun geçer mi? Geçerse harika, muhteşem bir şey olacak. Bak, öyle böyle değil. Öyle böyle mükemmel olay değil. Geçmezse sıkıntı. Geçerse önümüzdeki tur hepsini iktidara alacağım. Bu da dahil. Meşruluk biraz kırılacak ama sorun değil. Bunu aldığım için biraz kırılacak. Bunları iktidara alacağım. Ondan sonra o öfkelilik zaten zaman içinde düşer. Düştükten sonra bu -5'te geliyor. Abi, eğitimi mahvetti ya. Okuryazarlık oranımızın içine etti. Alçak. O düştükten sonra hükümet kurarsın bir sonraki seçimde vesaire, ama dur bakalım. Bu arada varis kim? Varise bakalım. Evet, varis de burada. Hayırlı olsun. Kendisi Sünni ulema mı çıkar grubu? Oğlum, biz adamları bitirmeye çalışıyoruz evladım. 6 yaşında senin nerelerde işin var? Değiştirelim seni. Sanayici ol sen. İlim fende teknikte kalmadık geri. Sanayili oluyor bu iş. Alçaklık yapma. Çocuk doğuştan fail çıktı ya. Yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyorum. Halkı gamble'ın. Elimden geleni yapıyorum. Ey seyirci, çabalarımı görüyorsun. Lütfen sen de destek olmak için bir beğeni, bir paylaşım, abone olmak yapabilirsin. Uğur Bey parti kursun, devlet yönetsin. Buyurun efendim. Şimdi sizleri inşa edelim bir yandan. İşin bu boyutu var. Pazara bakıyorum tekrar. Kahve sorunu var, kahve. Şimdi ben geçen bölümün sonlarında neden bahsettim? Hadi bakalım. Bu arada biz kuramayız, bizde yer yok. Bunlar da var da onları da fethetmem lazım. Şimdi boya için, boyanın üretildiği yer Kalat. Kalat'ın fethi meselesi var. Ama Kalat için şöyle bir sıkıntı var. Rusya denilen devlet garanti atıyor. Muhtemelen atacak ya da. Gerçi şu an ilişkisi yokmuş ama ya benden nefret ettiği için bir şekilde o birilerini savaşa dahil edebilir. Böyle bir sıkıntı var Kalat mevzusunda. Kalat'ı fethedersem ya da toprağını ben kendime alayım ya. Harbiden onu ben kendime alayım. Hiç böyle papıt değil de direkt vilayet fethet deriz. Belüçistan. 12 kötü şöhret. O çok sorun değil. Sorun şu, Rusya ile savaşa girmek. Şu anda. Ha, peki Uğur Bey diyorsunuz ki Uğur Bey şimdi Rusya ile savaşmak istemiyorum yoksa. Hayır. Uğur Bey savaştan kaçmaz. Savaşacak. Ama beklemesi lazım. Zaten biz bu önlemi niye aldık? Ordumuzu yeniden güçlendirmek için. Bu şimdi gariban mı takılıyor bakalım? Ne yapıyor bu? Alçak. Binalar. Işla yok. Gariban işte. Köylü devlet. Yaşamaya çalışıyor. Ayakta kalmaya çalışıyor. Tamam, 35'e 45. Bizim piyadeyi de yenilememiz lazım ki fazla asker kullanmadan bunu ezelim. Çatışma piyadesini istiyoruz ama onun içinde ne eksik? Cephane. Evet. Peki cephane fabrikası için mühimmat yeri inşa edebiliriz. Bunun için de birkaç tane fabrikayı
Şöyle devreye sokalım. Doğu Trakya'da tamam. Ankara'da yok sıkıntı, güzel. Hüdabendigâr güzel. Heselya. Tamam, şu önce ilk seçtiklerimi iptal edeyim. İlk neresiydi? Sırbistan, kaldır. Şu olay beni nefret ettiriyor oyundan var ya. Azıcık sempatim varsa diyor. Şunları yukarı at. Yoksa bir an önce bunların inşası başlasın. Hemen diğer piyadeye geçmek lazım. Hatta hepsini öne alalım. Hepsini öne alalım ki 54 tane yapsam 200 üretecek. Bu 1000 asker değişince ne kadar istiyor abicim? 200 lazım. 321 lazım. Yetmez. Peki üretim tekniği bizi kurtarır mı? Mühimmat atölyesinin. Evet abi. Nerede bu? Mühimmat tesislerinde öyle bir teknik geliştiremiyoruz. O zaman dostacı söyler. Birkaç tane daha lazım. Tanesi 50 dedik. En az 6 tane lazım. 4 tane yapıyoruz. 2 tane daha lazım. Trabzon'da bir tane. Kuzey Trakya'da bir tane. 6. 6 üstü. Tamam. 6 yeter şimdilik. Şimdilik yeter. Çok da yüklenmeyelim. Acil kurulması lazım bunun. Birkaç tanesi gelsin. Ham madde kıtlığı yaşamadan değiştirelim. Ondan sonra efendim çözeceğiz. Kalat'ın fethedilmesi lazım. Boya kıtlığını çözmem için. Kısa vadede. Ve oraya deli gibi yatırım yapacağım. Nüfus da kalabalık orada gördüğünüz üzere. Başka da çıkar yolumuz yok. Yani Hindistan'a mı savaş açayım? Ya abicim geçsene be ya. Geçsene be ya. %43 oldu. Of. Bunları desteklememin başka hiçbir yolu yok abi kısa vadede. 47 gün kaldı. Anca bir event gelecek. Ben o event'e de az önce bakabilirdim. Belki Sünni ulema ile alakalı bir olumlu görüş vardı. Keşke baksaydım. Neyse. Event tetiklenmesini bekleyeceğiz artık. Son günlerde. Zaten iktidarı değiştiremiyorum şu anda. Yani şu gidebilir. Ama olumlu bir şey olursa hemen durdurup Sünni ulemaya destek. Ondan sonra iktidarı yeniden hazırlama. Keşke denk gelse. Keşke. Bir tane event ya. Bir tane event ya. Çok mu zor bir tane event getirmek? Çok mu zor? Teknoloji yayılım penaltısı. Bir şeyler oldu az önce. Onaydan dolayı teknoloji yayılımı etkisi sağlanmıyormuş artık. Hayırlı uğurlu olsun. Dindar kurgu. Kölelik karşıtı. Abi sen kölelik karşıtısın. Ben kölelik karşıtı kanunu çıkardığım anda senin zevkten delirmen lazım değil mi? Şey. Aha. Abi. Ya mecburum. Müdahalecilik bekleyecek. %33'ten geri dönmek beni kahretti şu an ama. Kusura bakmayın. Burada bunu döndürmem lazım abi. Neden biliyor musun? İktidarı yeniden tesis edebileceğiz. İşte bu. Gel. Şimdi gel. Çok iyi. Çok iyi. Buğur Bey yine yaptı siyasi manevrasını. Niye kuramadık? Ne öfkelisi ya. Güncel değil o. Düzelecek şimdi. Heh. İşte Uğur Bey. Uğur Bey çok fantastik biri olduğunu yine gösterdi. Yine bir krizi atlatmayı başardı. Kırsal kesimin alınmasına gerek yok. Zaten çok yasalık da bir şey yok aramızda. Tamam. Şimdi kölelik kanunu çıkartıyorum. Müdahalecilik bekleyecek maalesef. Daha erken çıkarsam aslında sanayimi daha iyi oturturdum ama sorun değil abi. Sorun değil. Azıcık sallantı yaşayacağız ama günün sonunda ben onu toparlarım. Maalesef. Yani şu an böyle. Başka? Devam et. Devam et. Cephane işini halledelim. Top sorunu mu varmış ülkede? Hayda. O zaman cephane
fabrikası için şey silah fabrikası kuralım. Birkaç tane. Evet, şu an Uğur Bey yeniden askeri sanayi başlatıyor. Aman tanrım. Dünyada şu an gazeteler haber. Mesela gazete haber mantığı da yok. Bunda olması lazım da. Victoria 2'de çok yani eğlenceli, yani aşırı bir şey katmıyor ama havaya sokuyordu insanı. Bunda da olabilir öyle bir şey. Bir böyle şey gelsin, yasa gelsin. Bu arada dediklerini kabul ettiğim için yine ayrı şey düştü. Dikkat edin, radikaller düştü. Maalesef boşa gittik. O ilk turda geçmedi ya, ondan sonra aslında iptal edip değiştirebilirdik de sonradan aklıma geldi. Ulan adam kölelik karşıtı, hemen git destek ver. Değil mi? Sonradan aklıma geldi abi, sorun orada. Evet, Kalat. İşte sömürmek için fethedilmesi lazım. Boya oraya yapılacak. Kaçışı yok. Boya çok ciddi bir sorun yaratabiliyor bir süre sonra. Pazardan hiçbir şekilde ulaşamıyorsunuz. Kalat pazarı var ama ben ondan alacağım orayı. Maalesef alacağım. Bu da aramızda Rusya ile savaşa neden olacak yüksek ihtimal. Çok yüksek ihtimal. Şimdi ben şeyi de yükselttim. Artık Sünni ulema. Şimdi aramız değişti Sünni ulema. Onlarla şu an aramız çok iyi. Eğitime de katkımız var artık. Yeniden toparladık o işi de. Efendim, onların destekleriyle mis gibi ilerleyeceğiz. İmkan olursa. Ölçek ekonomisi sınırı ileride düşünebileceğimiz bir teknoloji. Orduyla alakalı bir hamlemiz olsa. Tabur, alınabilecek tabur. Bunlar değil. Şimdi askere alınabilir tabur mevzusu olabilir. Zayiattan gelen savaş bitkinliği. Şu daha mantıklı olabilir. Öbürü de mantıklı olabilir. Gerçi neyse, bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Çay geldi. Hünkârımıza bir çayı fazla görecek değiliz diyen aile üyelerime, saygıdeğer muhteşem değerli anama teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu. Şimdi ülkeyi daha rahat yönetebilirim. Ha bak şimdi. Şimdi aylar yıllardır Süveyş kanalını bekliyoruz değil mi? Tabii. Neyse ki bunun süresi yok. Niye olamıyor biliyor musun? Zarar ediyor. Ama şöyle bir avantajım var. Ben bunu sübvanse edebilirim tabii. Altı bir hizmet olduğu için ulaşım. Akademide sorun oluyor. Akademiyle alakalı teknolojilerde. Aa, buharlı motor vaktini ben hala yapamamış mıyım? Motorlu araç 3 seviyesi olması lazım. Hemen yapalım abi onu. İyi ki baktım ya. Şimdi saygılar arkadaşlar. Özellikle videolarda ifade ettiğim bir durum bu. Videolarda her şey farklı oluyor. Normalde asla kaçırmam dediğim şeyi bir bakıyorum videoda kendim izlerken, aha bunu görmemişim diyorum. Sizin de göremediğiniz çok fazla şeyi görüyorum. Kendim yapmadığım şeyi, ulan bunu yapmamışız falan dedim. Ama olabilir böyle şeyler. Çok sorun değil. Önemli olan ana kısımlar. Benim buradaki anlatmaya çalıştığım mantık. İnce detayları sonra zaten sen de görürsün. Kendin de görürsün. İfade de ederiz. Zaten yorumlardan anlatıyorum ben. Göçler var ülkeye. Çok güzel. Ya çok kültürlülüğü alınca hem ayrımcılıktan kurtuluyorsun hem de göç alma ihtimalin artıyor. O yüzden geçmesi gereken bir kanun o. Ama önce kölelik yasağının kaldırılması lazım. Sanayileşme konusunda biraz feragat edeceğiz. Biraz. Buna karşılık şey edeceğiz. Ya Rusya gelme işte ya. Rusya gelme arkadaş ya. Bu Büyük Britanya ne diyor? Gel benimle ittifak ol. Alçak. Eksi 21 ne ya? Aha, Fransa buraya ilgi atmış. Buyur abi. Hayırlı uğurlu olsun. Abi işte burada Operation Flashpoint başlıyor. Ben size söyleyeyim. Burada sıkıntı başlıyor. Gerçi kaynak olarak pek bir şey yok ama nüfus var adamda. Evet. Maalesef sıkıntı. Demir madeni. Balıkçılık. Evet. Ya buralarda odun var daha çok. Çok şey değil de. Lüzum yok da. Gerçi bak burada boya plantasyonu adam kurmuş.
Ulan boya burada da mı var? Aha. Aa. Oo. 1 milyon nüfus var. Sıtma penaltısı neye neden oluyordu? Ölüm oranı. Bak şimdi burada biraz iş değişti gibi. Abi boya plantasyonları var. Adam da satamıyor işin kötü yanı. Deli gibi üretiyor, satamıyor. Satamadığı için de içine ediyor ekonomisinin. Burayı ben fethetsem, hadi Rusya ile uğraşmayalım, burayı daha hızlı halledelim diyorsan, bak bu olabilir. Efendim. Ama ki bir dakika, bu birisine bağlı. Ateşkes mi var? Ha. 4 Eylül'de. Peki. Orası da olabilir. Fethetmek için. Çok mantıklı geldi bana şimdi burası. İyi de orası niye görünmedi? Boya plantasyonu madem oraya kurabiliyorduk. Boya. Aa. Boya gitmiş. Ha şu. Abi. Yani burada aslında burada potansiyel temel üretim tüketim 50-100. Ney? Kafa mı? Oha. Ulan oğlum kursana bunu. Ulan bende vassal varmış ya. Ben bunu vassal almışım. Keşke şey yapsaydım. Dur ya. Kaç bunda benim ilişkim? Nötr. Lan ilhak et direkt bunu. Bir dakika. Hiç yeni savaş açmaya gerek yok. Chicago. Nerede? Diplomatik hamleler. Aa, hamlelerde miydi oğlum? Aa, pardon ya. Egemenlik altındaki ülke. Şu. Niye alamıyorum abi? Ateşkes var. 64'e kadar. Almam lazım. Kaç agresiflik? 1.1. Tamam. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Nüfus da kalabalık burada. Ulan var ya deli gibi çalıştırırım ha insanları. Yapın ulan boya, yapın. Köleler, alçaklar. Yapın lan, yapın. Kanun başarılı olma ihtimali. Şimdi bunu seçeyim diyeceğim. Aydınların nüfuzu artacak da bilmem ne de. Aydınlar yeterince güçlü. Kanunun çıkarma ihtimali artsın. Acil. Acil. Süveyş kanalı hala istediğimiz seviyeye gelmedi mi doluluk oranında? İnanılır şey değil. Oğlum destek veriyorum. Sübvanse ettim. Gelsenize lan buraya. Ana insan yok ülkede. Oo. Göç. Göç. Tütünü kaldıralım. 23K. R'ye bir göç verelim. Sonra değiştiririz. Saygılar dostum. Vatandaşlarımızın İhtiyaçlarını karşılama oranı her geçen zaman artıyor işte. Uğur Bey böyle düşünceli bir insan görüyorsunuz. Halkı için her şey yapıyor. Evet okur yazarlığın artması tabii hayat beklentilerini arttırdı. Bu teknolojimizle birlikte yasaklar gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi motorlu araç lokomotif mevzusu araya sıkıştırmam lazım. Bir iki tane. Aydın ve Trabzon. Gönder abi oraya zahmet olmazsa. Tamam. Şimdi pazara bakalım gene. Boyayı aşağıdan çözeceğim. Orayı fethedeceğim. O pazardan alıyorum ben aslında ama. Yani yatırım yapacağım abi. Çok kalabalık bir nüfus var orada. Ya da o hazır duruyorken başka yeri fethedelim. Ha, o da olabilir. Yani değil mi? Ondan sonuçta alıyorum. Ekstra bir daha niye adamla savaşayım? Değsin en azından. Ateş orada kokla almışım. O zaman tamam. Onu öyle çözdük kafada. Hop. Demir yolu. Problem. Kurdum yetmedi varacağı diyor. Müthiş bir zarar olacak diyor ama. Şimdi bizim burada zarardan ziyade derdimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Saygılar dostum. Sen bu çalışmayı yöneticiliği bilmemişsin, anlamamışsın.
Sana teessüflerimi iletiyorum. Bunları en yukarı at. Araya kurmuş muyum demir yolları? Tamam, neyse. Devam et. Peki, şurada nüfusu olup boya plantasyonu kurmuş sen varsın. Maalesef gariban, yani kuruyor satamıyor, kuruyor satamıyor. İnanılır şey değil. Ama 3000 köylü kalmış burada. Köylü oranlarına bakmadık bak. Nüfus var ama toplamda nüfus var ama şeyde nüfus yok. Yine de ya da bunları ben puppet mi alsam harbiden? Köylü yok abi adamda. Ama boya plantasyonu. Bana bir tane daha şehir lazım gibi. Gibi. Bende bir şehir var. Ama yeterince yükseltemiyorum. Sorun orada. Ha, göçü yönlendirirsin, olur. Çözmeye çalışırsın. Ama ve lakin bir yere kadar. Peki burada nasıldı? Burada da nüfus yok gerçi. Yani alsam bile. Evet. Şuna bir bak mesela. Bu kurmamış bile buraya. İnsan yok diyor memlekette. Boya plantasyonları. 76 tane üretiyor burası. Ondan sonra bu 50 tane üretiyor. Bu kurmamış bile ya. Nüfus da yok diyor. İnanılır şey değil. Dur lan, kasma. Evet, burada hiç nüfus yok. Helal olsun. Bu kadar nüfussuz burada yaşamayı nasıl başardınız? Şimdi düşünüyorum ne yapsak diye ya. Acaba ne yapsak? Ben şimdi pazardan alayım şu kalattan, vazgeçtim kaladı fethetme mevzusunu. Kaladı fethetme mevzusundan vazgeçtim. Kalat ne kadar üretiyordu? 103 tane üretiyormuş zaten, tamam neyse. Buharlı motor geldi. Demiryolu üretim hacmi var. Motorlu araçların üretim hacmi var. Motorlu araçların üretim hacmi olabilir. Öbürü de seçilebilir, fark etmez. Fark etmez, saygılar olsun. Boya plantasyonları. Buradaki yapıları iptal etsem atamıyor. Şey de değil. Fazlalık da var. Fethedip. Bu da kurmuş mesela. 6 seviye şeker kurmuş. Bunu yıkarım mesela, burada çalışanları. Oraya şey kurarım. Boya plantasyonları kurarım. Orada onlar orada çalışsınlar. Bence mükemmel olur. Vello. Artık seni fethetme vaktimiz geldi Vello. Ama 11 kötü şöhret verecek. Oo. Pazara tekrar bakıyorum. Abi çok düşürme şansım var ya bunu. Bilemedim ki. Boya plantasyonları. Ben burada dikkat ederseniz çok fazla kurmadım yani farklı bir yapı. Ona rağmen nüfus böyle. Göç alıyor mu burası? Almıyor. Vello nasıl? Göç durumu? Orta seviye. Cazibesi hiç fena değil. Ama burada bir sürü bina var şimdi. Ben bu binaları yıkarsam, seviyelerini düşürürsem, mesela şunu düşür, bunları düşür, bir sürü çalışacak insan bulurum ben boya plantasyonuna. O zaman boya sorunumu aşarım yani. Sadece Vello ile aşma şansım var bunu. Büyük oranda hatta. Dolayısıyla burayı fethedeceğiz. Fransa benden nefret etmiyor. Fransa'nın bunlara bakışı nasıl? Tamam, alakası yok bunlarla. Deniyoruz abi bu işi. Evet, maalesef yine Uğur Bey dayanamadı. Bir savaş daha çıkartıyor ama boya için. Yapacak bir şey yok. Boyayı içmeyin. De üretmek için lazım. Saygılar dostum. İpek sorunumuz var. İpeği keza yine kurabiliriz. Doğu Trakya'da sorun varmış. Batı Trakya'da yok gibi. Tamam. 3 tane. Şunları öne at. Gerçi kurmuşum ben zaten önceden de. Tamam, neyse gene kur. Zarar etmezsin çok fazla. Bir sürü devletçi karşıya geçti. Fransa gelmediği sürece, ki gelmeyecektir, bana karşı durmak istemiyor. Sıkıntı yok.
Bunların gelmesi çok kritik değil ama savaşı yine çıkartabilir bu haliyle. Ve altın rezervi diyor. Ya koca imparatorluk abi, devasa bir ordusu var adamın. Ya şu ülkeye karşı savaşmayı istememelisin bence. Değil mi? Ama yok diyor işte. Ben diyor savaşacağım. Alçak. Ulaşım. Ben hala ulaşım sorunumu çözememişim bu arada. Bu da benim ayıbım. Lan bir sürü demir yolu kurduk. Yeter artık. Alçak. Hala endişeli. Ne oldu abi? Kafayı yiyoruz galiba. Bir dakika. Bu ne? Ha, savaştaki diğer cephe mi? Kefenin mevcut ülkeler. Yo, bu benimle alakalı değil ya. Buna başka bir meseleye girişmişler burada. Mı? Kafayı yedim galiba. Tamam, oraya da asker bırakırız. Onu, o zaten bıraktığım askermiş. 22. Nasılmış bizim şu an ordunun durumu? Hamza Eczacıbaşı'nın özelliklerini gösterme bana. Tabur hazır mı tabur? Tabur kaynak alamıyor diyorsun. Top kıtlığı varmış. Anlıyorum seni. Anlıyorum seni. Ha, ben yivsiz topları aktif etmedim. Hemen onu aktif edelim. Daha fazla top üretimi yapalım. Cephane fabrikamızda. Yivsiz toplar. Bak mis gibi. Zarardan kurtuluyorsun. Güzel. Yani başka bir ihtiyaç varsa ona yöneliriz ama şu an için yok gibi. Durun. Gayet iyi aslında götürdüğümüz noktada ülkemiz, fena değil. Endişeli. Abi teslim olmanı rica edeceğim ya. Ama yani sen de böyle... Nerede sorun var? Burada. Bu ne lan böyle? Denizde mi savaş yapacağız? Tamam, seferber et burayı da. Şurada bir eksilik gördüm. Bak, lafa bak. Aksilik de olabilir. Öyle de yorumlayabilirsin. Ha. Orayı bana vermen lazım, saygıdeğer dost. Ekstra bir şey isteyecek miyim savaşa girenlerden? Kaç şu an benim kötü şöhretim? 55. Gayet azalmış aslında. Rekabet sorunum var biraz da. Saygıdeğer rekabet. Peki rekabet edebileceğim bir yerler var mı benimle? Onların benimle var mı? Benim onlarla var mı? Diplomatik eylemler, rekabet. İki tane devlet görünüyor. İkisiyle de rekabet ediyorum zaten halihazırda. Peki. Şimdi ne dedik abi biz az önce? Top meselesini çözdük zaten. Buraya asker koyacağız. Yani şu an endişeli, teslim olacak gibi. Ha, başka bir kimseyi de alsam mı diyordum. Şimdi ona bir bakalım. Geledi var. Ondan sonra öbürleri var. Bak, bunların hepsinin bir yapılarına bir bakalım, kontrol edelim. Mesela Tigray'da ne var? Boya plantasyonu var. Tamam mı? Ve devasa bir darı tarlası oluşturmuş. Mesela bunların hepsini yıkıp boya tarlasına abanabilirim. Yine. Bunu da isteyebilirim. Bayağı kalabalık bir nüfusu var. Gayet iyi. Bunu da kendime alacağım. Neydi buranın adı? Tigray. Vilayet fethet. Tigray. Bu bana karşı savaşta değil mi? Çeva mı? Alakasız yerleri gösteriyor. Bu herif savaşta. Abi bunu alsan... Burada ne var? Burada da nüfus var gerçi. Ama boya plantasyonu yok. İşte bu olmaz. Bana Tigray'ın falan girmesi lazım. Bu Tigray girmiyor muydu abi? Az önce sen giriyor gibiydi. Hayda. Bir sürü devlet var burada halbuki. Ha, meyilli. Kafa gitti. Desteklemiyorlar ki şu anda. Bakalım destekleyecekler mi? Destekleyen olursa hemen müdahale etmem lazım. Umarım destekleyen çıkar biri. Çıkmadı. Abi o zaman teslim olur musun? Hiç savaşmayalım, o toprağı bana ver. Boşu boşu insanlar ölmesin. Kölelik kanunu da hala çıkmadı. Onun hemen suratına tüküreyim. %41 başarı oranı var. Teslim olacak mısın? Helal olsun. Akıllı devletin hali başka oluyor. İşte bu. Şimdi çok önemli bir bölgeyi ele geçirmeyi başardık. Önemi ilerleyen dönemlerde daha iyi bir şekilde anlaşılacaktır. Merak etmeyiniz. Uğur Bey bu konuda sizi şaşırtmayacak.
Efendim. Hükümler. Ben ne yapıyorum böyle ya? Vilayet eylemlerini bulacağım 2 saattir. Nerelere bakıyorum. Şimdi evet. Geldik fasulyenin faydalarına. Önce boya plantasyonlarını hemen yükseltmeye başlayalım. Aa, bir de bunların tabii nitelik sorunu olacak, doğru. Ama şöyle söyleyeyim. Zaten sübvanse edebiliyorum. Bir de boya plantasyonları genelde şeydir. Sorun yaşamaz. Genelde kar ederler. Piyasa çünkü çok ihtiyaç duyar buna. Ama ne yaparım? İşte bunları azaltırım. Önce bir bina bitsin. Bina bittikçe oraları fethedeceğiz abi. Artı 21 K'deyiz. Birkaç inşaat sektörü yine başlatabiliriz. Ankara'ya 2 tane. 3 tane de olabilir. Şükürler olsun bir kanun daha geçti. Hayırlı uğurlu olsun. İnanamıyorum gerçekten. Çok sancılı dönemlerden geçtik. Siz bilemezsiniz. Bunları gönder. Evet. Şimdi sırada ne var? Bu kanunu da hallettiğime göre. Saygılar dostum. Göç kontrolleri yok. Vatandaşlarım memnun. Şimdi dini okullar yerine devlet okullarını geçirmek istiyorum aslında ama. Ülemanın biraz canı sıkıyor. Neyse, onun acelesi yok. Biz en iyisi burada çok kültürlülük yasasını geçirelim artık. Çok kültürlülük için aydınlar destek çıkıyor. %20'ler. Sünni ulema biraz karşı çıkıyor. Hatta bayağı karşı çıkıyor. -10 olacak. -10 da eğitim sorunu çıkartacak. Onları memnun edecek bir yasa çıkartabilir miyiz? Kabaca. Bunu desteklemiyorlar. Sağlık sistemi. Ha, bunlar sağlık sistemine şeyler diyordu. Ama %5 ihtimal. Şuna hiçbir faydası yok değil mi? Tüh. Destek verseler ne iyi olurdu sanki. Lan, hayret bir şeysiniz ya. Koloni işleri yok. Müdahalecilik. O zaman müdahalecilikle mi devam edelim? %25. Şimdi şey istiyorum. Ulemanın karşı durduğu bir şeyler var mıydı? Bir bakalım önce. -7'yi. -6-7'yi kadınlara mülk hakkı. Onun zaman içinde azalmasını bekleyelim. Efendim. O azaldıktan sonra hemen şey kanunu geçeceğiz. Nüfus kanunu geçeceğiz. Çok kültürlük. Harika bir hamle olacak bizim için. Ülkenin yükselmesi adına. Şu anda ama herkes hazır müdahalecilik için. Geçer gider bu. Güzel. Ben bir de şuna bakacaktım. Bunu destekleyen oranı çok az. Sendikacılar zaman içinde yükselecektir. Yükseldikleri anda bu kanunda geçecek zaten. Sıkıntı yok. Bu arada 50K gelir mi var? İnanılmaz. Güzel. Daha sancısız bir şekilde bitirmeyi başardık. Bu boya meselesini. Bu da beni ayrı memnun etti. Ruslarla falan uğraşmadan. Orada sanayi yükseltince daha da iyi seviyeye gelir zaten. Ama bundan önümü kapatıyor galiba kolonileşme mevzusunda. Koloni de yapacaktık sözde. Orayı fethederse önümü kapatacak. Benim bunu ele geçirmem lazım. Maalesef. Köle ticareti kanununun geri gelmesini isteyen alçaklar var aramızda. Maalesef. Maalesef. Şimdi vatandaşların ihtiyaçlarına bir bakalım. Ulaşım, inanılmaz bir ulaşım sorunu. Bu arada gıda konusunda da problemler var. Uzun süredir gıdaya odaklanmıyoruz. Hemen yapalım o zaman gıda fabrikaları. Şöyle bir dakika abi, izin verirsen. Hemen gıda fabrikalarını yapıp öne atalım. Zararı da aslında... Bir dakika. Dur, şunların önce zarar yememesi lazım. Gıda fabrikalarının. Bir bakalım. Az kişi artıyla başlasınlar da vatandaşları kovup durmasınlar. Sanayiciliği ben geçireyim, müdahalecilik kanunu. Ondan sonra çözeriz. Sorunlarını çözeriz. Bu tamam. Mobilya meselesi, dokuma meselesi. Dokuma atölyeleri. Kar var. Alep. Gerçi neyse, kardan bakalım. Nüfusa bakacaktım da. Lübnan. Suriye'de yap.
Ondan sonra yukarı Mısır'da yap. Basra'da bir tane yap. Efendim, Hüdavendigâr kârı düşük baya. Yani Doğu Ege dağları fena ama orada insan yok işte. Sorun orada. Buna kaç kişi gerekiyordu? Öf. 5100 kişi gerekiyor. Adana'ya o zaman yapalım. 5100 kişi. Dobruca, Halep. Tamam. Güzel. Pazarı yine kontrol edelim. Efendim. Kömür sorunu var. Çelik uzun zamandır bakmıyorum. Burada bir sıkıntı yok. Güzel. Kömür sorunu başlamış. Fiyatları uçuruyor şu anda sağ olsun kömür. Şöyle hemen kaç tane fabrika ekledim. Maden. Fabrika diyorum. Bravo. Bunları at. İki tane de şunlardan at yukarı. Tamam. Güzel. Fiyatları biraz daha düşürelim en azından. Başka. Sizlere ben ne anlatabilirim burada? Bunları çözeceğim yakında. Şey hazırlandı mı? Boya plantasyonları. Boya hazır galiba. Ama insan yoktur şimdi orada. Batıyoruz abi. Tamam. Çok güzel. Destek veriyorum zaten batmasın diye. Şimdi buradan birkaç kişiyi maalesef kovacağız. 15.000 kişi istihdam ediyor. Tütün plantasyonu. Yok. Benim neye ihtiyacım var abi? Oduna ihtiyacım var mı? Aslında odun fena değilmiş. Yani üretse olur. Darı tarlaları. Bir dakika. Darı mevzusunda artıdayım. Heh. 34.000 kişi çalışıyor burada. Gerek yok abi. Bu kadar kişiye gerek yok. Bunları acil buradan indir. Bu insanlar işsiz kaldı ve çok fazla kişi mi indirdim acaba? Biraz fazla kişi indirmişim. Neyse buraya geçsinler. Hemen. İşsiz kalmaları tabii şey oluyor. Yine radikalliğe neden olabiliyor da. Çözeceğiz. Biraz daha hatta ben boya fabrikası orada şey plantasyonu yapayım. Ha bir de burada bağlantı sorunu var değil mi? Güzel. Özerk vilayet olduğu için. Doğru. Çözeceğiz. Bir de onlar işçi gerçi. Şimdi işçinin de şeye dönüşmesi lazım. Burada ne çalışıyordu? Aslında şey mi yapsaydık? Aristokrat çiftçi. Yo, gerçi karşılar onu. Bir saniye. Şu arkadaşları yukarı alalım. Böyle ince uğraşmazsanız bu oyunu oynamanın çok bir mantığı kalmıyor. O yüzden ilgilenim. 20 yıl sürecek. O zaman buraya demir yolu da yapıyoruz hemen. Hemen demir yolu. Ya benim oradaki derdim abi bana üretim versin. Başka bir şey istemiyorum. 5 çarpı 20'den 100 yapar. Fazla fazla yetecek. Hemen gönder. Ama insan olacak mı o kadar? Demir yoluna ne kadar insan geliyor? Bu insanları bir de oraya getirebilecek miyiz? Evet biraz tıkanacağız. Bu mevzuda biraz tıkanacağız ama... O yeti yani oluşturabilirsek fena değil. Fena değil. Avusturya ile yarışıyoruz. Sanayicilik anlamında yakında yetişiriz diye düşünüyorum. Başkası şu an için... Şu an için bütün... Ya bunlar yatmıyordur muhtemelen ama... Eksi olanlar var gibi. Belki onları destekleyebiliriz. Düşmesinler diye. Biraz sübvansiyon penaltısı verecek ama... Sorun değil. Hiç sorun değil. Başka burada benim yükseltmem gereken tersane çok gerekli değil, maliyetli şu anda. Sizi yükseltsek işçi daha az, 39.000 daha az, fena değil. Mobilya mekanize atölyelere geçerse daha iyi olur. Maliyetlerini karşılarız. Neye ihtiyacı varsa söylesin hemen alalım. Fiyatlandırmalara bakalım. Pazarda durumlar nasıl yine ona bakalım. Tek tek bunları öyle inceleyeceğiz. İpek sorunu var. Dokuma atölyeleri kuruluyor, kurulacak ya da... Gıda var. %30'larda gördüğüm elbiseler var. Tütün var. Silah mevzusunda fena değiliz. Güzel. Şimdi o zaman ben hangisine ikna oldum? Boya. Dokuma. Dokuma var. Ondan sonra boya var zaten de dokuma var. Cam var.
Camın üretim tekniğini herhalde hallettik. Ona rağmen baktım çünkü burada eksi bir şey görünmedi. Ha, dikiş makineleri varmış. Lan bunu nasıl seçmedik? Ne lazım? Bir şey lazım mı? Dikiş makineleri için ekstra ne gerekiyordu? Fiyatı artan. Dur bakayım, düşen ne var? Mesela bastığımda. Neyin fiyatı düşüyor? Alet sorunu var galiba. Şu an alet sorunu var. Bir de boya sorunu var muhtemelen. Alet ve boya. Evet. Aletin fiyatları biraz arttı. Boya ise uçtu. Maalesef uçtu. Boya için plantasyon kurmaya devam edeceğiz. Yukarı Mısır'da bir pozitiflik görüyoruz. Ama 7000 nüfus var sadece. Yani bir seviye daha arttırırsam alırmış gerçi. Tamam, al. Bunu da bir seviye arttıracağım. Şimdi orada şey sorunu başladı. Yeterince akıl eğitimli nüfus yok. Eğitimli. O zaman buraya bir tane üniversite kursak. Lan gittiğim yere üniversite götürüyorum ya. Gariban diyorum, halk diyorum. Yani görüyorsun değil mi? Ne kadar düşünceli bir insan ya. İki seviye üniversite koyuyorum buraya. İnsanlar okusun, eğitim alsın. Penaltı yemesin bir de nitelikleri. Ki orada rahatlıkla ilerleyebilelim. Başka. 1864 yılı. Kanun, müdahalecilik. Geçerse iyi olur. Ağır sanayimizi desteklemeye çalışacağız elden geldiğince. Demir madeninde bir eksiklik gördüm. %20'lik bir fiyat artışına neden olmuş. Camda sorun var keza. Tamam, demir madeni. Şimdi diyeceksiniz ki hünkârım savaş yok bilmem ne, canımız çok sıkılıyor. Bu ne böyle? Böyle diyenler alta yorum bırakabilir. Hemen onu linçleyelim. Abi yani böyle durduruyorum da çünkü yanlış bir şey yapmayayım diye. Yoksa oynarsın. Bastım bir tane. Bunları yukarı at. Birkaç tanesini. Demir madeninin özellikle fiyatı uçmuş. Odunda durum nasıldı? Tavsiyelerine uymalıyız. Ya sanayicilerin çıkar ne kadar abi? 11. Tamam, 10 olsun. Sorun değil. Devam et. Kanunun ihtimali daha da artıyor. Güzel. Gayet güzel. Elden geldiğince. Gerçi ben şu an sanayide yatıyor muyum derseniz değil. Ama şey var. Yatırımlar artacak. Şimdi zengin sınıf %25 daha fazla para ödeyecek ya. Sanayiciler uçuyor şu an zenginlikten. 14 milyon varlık diyor. Ben ise kimlerden daha çok vergi alıyorum biliyor musun? Aa, bunlardan alıyorum. Ah, bunların da varlığı bu. Berbat durumdalar. O yüzden gelirlerimi arttıracak o yapacağım hamle. Adım adım. Dediğim gibi planladık. Diplomatik pak. İtalya ile rekabet gidiyor. Yakın mı olmuş ilişkimiz? Biz bunlarla ticaret mi yapıyoruz? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 50 kötü nam var. Güzel. Gayet güzel. Şimdi evet, yani buraya dediğim gibi kuracağız abi binaları. Boya plantasyonu ne durumdaymış? 12K kar yapıyor. Görüyor musunuz abi olayı? Ha, bu 12K bana direkt gelmiyor tabii. Bu penaltı yiyecek yapıdan dolayı. Ama ben 302 daha kaynak alabiliyorum. Benim için asıl önemli olan kısmı bu. Burayı fethetmemin tüm olayı buydu yani. Yani nitelik sorunu var. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kendi fabrikam, kendi bölgemde de sorun vardı, gördünüz zaten. Şimdi bu 44 bin kişi de istihdam ediliyor orada, inanılır gibi değil. Daha da yapacağız, dur şimdi. Benim tüm derdim orada benim boya ihtiyacımı karşılasın. Başka bir şey değil, yani para değil. Boya ihtiyacı. Bunu azalsın çünkü boya mobil şeyi, lüksü ve normal elbiseyi çok fazla destekliyor. Üretimini. Karını keza. Böyle bir durum var. Aydın sınıfının vergilerini düşürebilirim. Bu sefer hayat standartları düşecek. Askerlerin arttırabilirim. Onların hayat standardı biraz yükselir. Hayat standardı yükselen toplum daha da zenginleşebilir. Böyle bir mantık var. Ulema sınıfı 10 mutlulukta. Ya eksiye düşmediği sürece beni çok rahatsız etmez onların durumu. Bu arada bu sanayileşmek halis mi? Kısa vadede büyük savaş istemiyoruz. O yüzden
Sanayi yatırımlarımızı daha da arttırabiliriz. Efendim. Mükemmel şarkılar. Bu arada bitmiş kurduğu fabrikalar. Başka bölüm bu arada bitsin mi? Bitsin. Hoşçakalın.